Hay Allah ya, ben doğrudan eve gitseydim aslında. Bir yemek yeriz gidersiniz. Aa, ay ama onlar çıkmayacaktı ki, onlar benim. Bunlar eve gidecekler. Şu mor da benim, o pembe de benim. İkisi de yanlış gelmiş. Aşağıda olacak bunlar, eve gidecek bunlar. Ay anne tamam, panik yapma, karışsın, ne olacak? İndirin aşağı, indirin. Ama ben o kadar da söyledim. Cemre. Demet. Ay nasıl özlemişim. Ben de. Çabuk olun biraz, çabuk. Ay yeter, bırak biraz da bana kalsın. Bonjour canım. Gel. Dün geleceksiniz sanıyordum ben. Bugün geleceğinizi öğrenince şaşırdım. Barış'ın orada işleri uzadı da biraz. Anlat, nasıl geçti? Ay muhteşemdi. Bir gezdik. Allah'ım ne eğlendik. Ne Eyfel'i kaldı, ne Şanzelize'si kaldı, ne Versailles sarayları kaldı. Bütün sarayları gezdik. Aksan da yaptık biraz. Paris'i de karış karış kat ettim ya. Artık gözüm açık gitmez. Çok sevindim. Bol bol da alışveriş yaptık tabii. Gördüm. Ya zorla alışveriş yaptırılır mı işte? Ay Barış'cığım sağ olsun. Aldı. Bir resimler çektik. Tab ettireyim de hepsini gösteririm sana. Şansımıza hava da iyiymiş. Şansımıza. Evet şansımıza. Sen neler yaptın? Ben çalıştım. Ay. Yavaş. Onların içinde kırılacaklar var. Ama görülecek yermiş vallahi. Burada ne haberler var? Çok. Sami amca hastaneden çıktı. Evde dinleniyor şimdi. Simay? O gitti canım. Kuzey ev tutmuş ona. Ne konuşacaksın benimle? Telefonda söyle. Telefonla olmaz. Yüz yüze konuşmamız lazım. İyi tamam. Adresimi vereyim. Yarın bana gel o zaman. Tamam söyle. Ama Andan teyze dönmedi. Yani bugün davaları vardı. Yani herhalde Sami amcayla boşanmışlardır şimdi. Ne? Niye bu kadar şaşırdınız? Biliyordunuz davalı olduklarını. Yani biliyordum da yapmazlar diye düşünüyordum yani bu kadar seneden sonra. Yani ne bileyim vazgeçerler diye düşünüyordum ben. Ama hayırlısı tabii canım, artık kendilerinin bileceği bir şey. Bülten Hanım, siz acaba aşağı inip bir baksanız mı? Yani sizin eşyalarınızı da yukarı çıkar mısınlar, indirsinler aşağı? Olur, bakarım şimdi. Hı hı. Unuttum sormayı, ne içersin? Ay yok, ben bir şey almayayım. Kalkacağım zaten şimdi. Aman otur be, iki dakika daha otur da beraber kalkarız. Kuzey nasıl? Gidiyor. Nasıl? Nereye gidiyor? Berlin'e. Makaramın şubelerini açacakmış. Buradaki işleri de oradan yürütecek artık. Yani Temelli mi gidiyor? Burak Çatalcılı da sorgulandı. Ama bir şey çıkmadı. Biliyoruz. Aldık hep haberlerini. Duyunca bir şaşırdım. Aa dedim. Ne alaka dedim. Burak Çatalcılı dedim. Nasıl ama ceket? Ben seçtim. Güzel değil mi? Çok güzel. Güle güle giy. Cemre çıkarsana cep telefonu. Hani beni çektin ya hep. Çok güzel. Demet'e gösterelim onları. Vallahi enerjinize hayranım ya. Yani ya bu yolculuğun üstüne... Hala konuşabiliyorsunuz böyle. Ben size bir sarılmak istiyorum. Kusura bakmayın, ben de böyle gelir gelmez çöreklendim başınıza ama gideceğim zaten. Aa, Demet, o ne biçim laf? Ya öylesine geldim zaten, bir uğrayıp gidecektim. Kalkarım ben. Lütfen otur Demet. Ya siz dinlenin şimdi, ben sonra yine gelirim. Beraber gidelim, araba bekliyor zaten. Aşağıda biz seni geçerken bırakırız. İyi olur. Ben de geliyorum. Cemre? Annemleri bırakıp geleceğim. Hayır. Ne demek hayır? Hiçbir yere gidemezsin demek. Hadi görüşürüz. Anlamadım, niye gidemiyorum? İzin vermiyorum çünkü. Canım, bunun için tartışmaya hiç gerek yok. Allah aşkına biz yolu bilmiyor muyuz? Kendimiz gideriz. Hem ayrıca sen de yorgunsun canım. Otur dinlen. Ne geleceğim bizle. Hadi iyi günler. Çok teşekkür ederiz her şey için. Hadi konuşuruz sonra.
Sen ne biçim davranıyorsun bana annemle arkadaşımın yanında? Gerektiği gibi. İzin vermiyorum ne demek? Ben senin kölen miyim? Sesini yükseltme bana. Senin ne yapmaya çalıştığını ben çok iyi biliyorum. Kuzey'e koşacaksın değil mi? Koşup ayaklarına kapanacaksın gitme diye. Demet'le konuşurken duydum yukarıdan. Onun defolup gideceğini duyunca mahvoldum. Evet mahvoldum. Kahroldum, gideceğim şimdi ayaklarına kapanacağım. Gitme diye yalvaracağım. Var mı bir diyeceğin? Ay Demet. Ben yalnız bırakmasa mıydım acaba? Yani ben biliyorum kızımın huyunu. Şimdi bu meseleyi uzatır da uzatır yani pireyi deve yapar. Ay Demet ya kusura bakmasan vallahi benim içim hiç rahat değil. Ben yukarıya çıkayım. Olur mu? Sonra tamam, görüşürüz. Tamam sonra görüşürüz. Ben gidiyorum. Hiçbir yere gidemez. Bir anlaşma yaptık seninle. Ona uymak zorundasın. Otur şuraya. Hiçbir şeye uymak zorunda değilim. Yeter artık ya. Bıktım bu saçmalıktan. Kes sesini. Otur şuraya. Beni zor kullanmaya mecbur etme sakın. Gidin. Bana engel olmaya hakkın yok. Otur şuraya. Otur. Kocanım ben senin. Ben Kuzey'i seviyorum. Ona gideceğim. Engel olamazsın. Cemre? Cemre? Allah Allah. Cemre! Hadi git. Hadi git aç kapıyı. Annen görsün seni böyle. Benim yaptığımı söyle. Hadi. O da gitsin Kuzey'e söylesin. Kuzey'i sarsın başıma. Kuzey benimle uğraşsın. Sonra ben de onunla uğraşayım. Tıktırayım içeriye de. Yıllarca sürünsün yine. İstediğin bu mu? Cemre! Hadi git aç. Ay yavrucuğum ya niye açmıyorsun? Ne oldu? Bir şey olmadı anne. Düştüm anne şimdi. Ay şey. Nasıl düştün ya? Niye düştün? Ya kapı sesini duydum. Koşayım derken halıya takıldım. Böyle dank diye kafamı çarptım. Cemre bak doğru söyle. Anne doğru söylüyorum. Al şunu. Şöyle koy. Bas bas bas. Ne oldu Cemre? Anne söyledim ya. Acıyor mu? Yok sağ ol. Gel şöyle. Gel şöyle. Neden dikkat etmiyorsun? Takıldım öyle işte. Bir bakayım ya şuna dikişlik falan bir durumu var mı? Ay tamam anne abartma tamam. Doktor çağırayım ben doktor çağırayım. Ya abartmayın şunu tutacağım geçecek bir şey yok. Ne oldu sen bir şey mi unuttun? Yo. Ne bileyim ben öylesine yani belki bir yardıma ihtiyacım vardır diye. Cemre ben bu halde seni bırakıp gidemem bir yere. Anne yatacağım zaten yorgunum. Emin misin? Anne ne olur git hadi uyuyayım ben. Ya merak etmeyin ben buradayım. Ben bakarım Cemre. Aşkım çok korkuttun beni. Nasıl dikkat etmedin ya? Anne hadi ne olur git. Bak üzülüyorum sen böyle yaptıkça. Yorgunuz biz de. Yani dinlensek iyi olur. Hadi lütfen. İyi peki sen bilirsin.